Evet, teta 0'a yaklaşırken, 1 eksi kosinüs teta bölü 2 sinüs kare tetanın limitini bulmaya çalışacağız. Şimdi her zaman olduğu gibi videoyu durdurun ve soruyu kendi kendinize çözmeyi deneyin olur mu? Hadi bakalım. Öncelikle bunun limit x sıfıra giderken 1 eksi kosinüs teta bölü pardon burası x değil teta değil mi teta sıfıra giderken evet limit teta sıfıra giderken 2 sinüs kare teta'ya eşit olduğunu yazabiliriz. Grafiğini çizecek olursanız bir fonksiyonu tanımlamak için kullanabileceğiniz bu ifadelerin ikisinin de sürekli olduğunu Görürüz evet limitleri teta eşittir sıfırda da sürekli olacağı için bu limitleri sıfırda değerlendirmek ile aynı şeydir. O halde yazıyorum 1 eksi kosinüs 0 bölü 2 sinüs kare 0. Evet Kosinüs 0, 1'e eşittir. 1 eksi 1 de 0 eder. Sinüs 0 ise 0'dır. Karesini alır ve 2 ile çarparsak yine 0'ı elde ederiz. Sonuç olarak bakın 0 bölü 0 bulduk. Elimizde 0 bölü 0 belirsizliği var ama bu pes edeceğimiz anlamına gelmiyor tabi yani bu bize limit yoktur değil de belki başka yaklaşımlarda bulunabileceğimiz durumlarda limit hesaplayabileceğimizi söylüyor. Eğer 0 olmayan bir sayı bölü 0 elde etseydik bu limitin olmadığı anlamına gelecekti ama eğer farklı bir şekilde düşünebilirsek bu ifade için yapabileceğimiz bir şeyler olduğuna inanıyorum. Şimdi farklı renkler kullanayım. Evet, diyelim ki e, f teta f teta diye bu fonksiyonu tanımlayalım. Hemen not edeyim. f teta eşittir 1 eksi kosinüs teta bölü 2 sinüs kare teta evet. Şimdi de bunu farklı bir şekilde ifade edip limiti değerlendirirken az önce bulduğumuz 0 bölü 0 sonucundan farklı bir şey bulmaya çalışacağım. Bunlar trigonometrik fonksiyonlar olduğuna göre belki de trigonometrik özdeşliklerden faydalanabiliriz. Bir düşünelim. Burada sinüs kare teta var ve aklıma hemen sinüsle kosinüsün birim çember tanımlarından gelen Pisagor teoremi geliyor. Sinüs kare teta artı kosinüs kare teta eşittir 1. Bunu biliyoruz öyle değil mi? O halde sinüs kare teta'nın yerine 1 eksi kosinüs kare teta yazabiliriz. Eşittir 1 eksi kosinüs teta bölü 2 çarpı 1 eksi kosinüs kare teta olur. Şimdi pay kısmında 1 eksi kosinüs teta, paydada ise 1 eksi kosinüs kare teta var. Doğrudan bir sadeleştirme yapmak şu an mümkün değil ama eğer bunu iki kare farkı olarak düşünürsek işler değişecek. Evet eğer bu a kare eksi b kare ise çarpanlarına ayırdığımızda a artı b çarpı a eksi b elde ediyorduk öyle değil mi? Devam ediyorum eşittir. 1 eksi kosinüs teta bölü 2 çarpı 1 artı kosinüs teta çarpı 1 eksi kosinüs teta. Evet, 1 artı kosinüs teta çarpı 1 eksi kosinüs teta. Pay ve paydada 1 eksi kosinüs teta çarpanı olduğunu artık görüyoruz. Şu an içinizden haydi bunları sadeleştirelim ve f teta'yı 1 bölü bu parantezi açarsak 2 artı 2 kosinüs teta olarak bulalım diye geçirdiğinizi biliyorum. Bunların ikisi aynı şey değil midir? Şimdi çok yakınlar ama aynı değiller. Çünkü bu teta sıfıra eşitken tanımlı. Ama bu değil. Neden mi? Teta sıfırken payda da sıfır oluyor da ondan. O halde bu ikisinin aynı fonksiyon olabilmesi için teta'nın sıfıra eşit olmaması gerekiyor. Şimdi sıra geldi limite. Evet, haydi teta sıfıra giderken f teta'nın limitini bulalım. Limiti fonksiyonu sıfırda değerlendirerek bulamayız. Çünkü eğer öyle yaparsak burada yazdığımıza karşı gelmiş oluruz. f teta sıfırda tanımlı olmadığı için teta sıfır olamaz demiştik. Öyle değil mi? Bu ifade sıfırda tanımlı ama buna göre buraya sıfırı koyamam. Yine de f teta ile aynı ama sıfırda tanımlı olan başka bir fonksiyon bulabilirsem şöyle yapalım. g teta 1 bölü 2 artı 2 kosinus teta'ya eşit olsun. Evet. Şimdi artık teta sıfıra giderken f teta'nın limitinin g teta'nın limitiyle aynı olacağını biliyoruz. Bu iki fonksiyon sıfır noktası hariç aynı oldukları için teta sıfıra giderken limitleri de aynı olacak. Bunu daha önceki videolarda görmüştük. Şu anda aklımızdan bu kadar şeye ne gerek var? Şunların üzerine çizip sadeleştireyim, teta'nın yerine de sıfır koyayım olsun bitsin diye düşündüğünüzü biliyorum. Bunları yapıp sonuca ulaşabilirsiniz ama yaptığınız şeyin matematiksel açıdan açık ve anlamlı olmasını istiyorum. Yani eğer bunları sadeleştirirseniz fonksiyon sıfırda tanımlı hale geleceğinden farklı bir fonksiyonu değerlendiriyor olursunuz. Limitini aradığınız fonksiyon eğer buysa tanım kümelerinin aynı olması için bu koşulu koymak zorundasınız. Yine de bunun gibi bir boşluğu olmayan yani sıfırda tanımlı başka bir fonksiyonun limitini değerlendirebileceğimiz için şanslıyız. Teta sıfıra giderken g teta'nın limiti evet bu sıfırda tanımlı olduğu için doğrudan sıfırı koyabiliriz g 0, 1 bölü 2 artı 2 kosinüs 0. Kosinüs 0'ın 1 olduğunu biliyoruz. O halde 1 bölü 2 artı 2'den 1 bölü 4 elde ettik. İşte bu kadar açıkçası küçük bir alkışı da hak ettik değil mi?